Neden daha önce söylemedin? Çünkü neticenin böyle olacağını biliyordum. Beni tanıdıkça kabullenir, belki yaptıklarından pişman olur diye düşündüm. Pişman olmamış işte. Pişman olmak bir yana, gün geçtikçe daha çok diş bilemiş sana. Bir de akıllı olmakla övünürüm. En yakınımdaki insan. Kız kardeşim. Karımı ortadan kaldırmak için arkamdan ne dolaplar çeviriyormuş da... haberim bile olmuyormuş meğer. Bütün bunların hepsi benim suçum. Çok utanıyorum kendimden. Saçmalama lütfen. Hayır Muzaffer. Dürüstçe cevap ver. Eğer benimle evlenmekten pişmanlık duyduysan, her şeyini kaybedeceksen, babamın evine hemen geri dönmeye hazırım. Neler saçmalıyorsun Allah aşkına Güllü? Benim yüzümden öz be öz kardeşini kovdun. Sürekli bela açıyorum başına. Allah benim cezamı verecek. Gel buraya. Seni sevmekten, seninle evlenmiş olmaktan hiçbir zaman pişmanlık duymadım, duymayacağım. Bir daha sakın böyle sözler söyleme. Anlıyor musun? Halide sana acı çektirirken sırf ben üzülmeyeyim diye tek kelime bile etmedin. Söz veriyorum bundan sonra hiç kimsenin sana acı çektirmesine izin vermeyeceğim. Hiç kimse. Efendim. Zekai ben. Halide'nin bizde olduğunu söylemek için aradım. İyi. Umursamıyormuş gibi yapma Muzaffer. Merak ettiğini biliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimmiş? Zekai. Ne diyor? Haber vermek için aramış. Halide onlardaymış. Saat geç oldu. Hadi git yat sen. Sen gelmiyor musun? Benim biraz çalışmam lazım. Yeni alacağım makineler için yaptıkları teklifi inceleyeceğim. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Abimi sevmiyor. Adım gibi biliyorum ben bunu. Sadece güç ve para için evlendi abimle. Atın yerine eşeği bağlamam diyordu. Çiftliğe hanım olmaya kafasına koymuştu bir kere. Ramazan yetmezdi ona. Çocuğun da gururuyla oynadı. Şerefini iki paralık etti. Ben ne yapsaydım peki? Bütün bunlar gözümün önünde olup biterken çekilip bir köşeye beklese miydim? Haklısın elbet. Ama bak öfkeyle kalkıp zararla oturan sen oldun. Abini kaybettin neticede. Doğru söylüyorsun. Ne kadar çabalasam da kızın kazanmasına mani olamadım. Durun bir dakika, durun. Bu tip olaylarda öyle kazanan, kaybeden diye bir şey olmaz. Sonuçta bunlar her ailede meydana gelebilecek sıradan şeyler. Abisi kızı çiftlikten kovmuş Zekai. Bunun neresi sıradan Allah aşkına? Sıradan elbette. Hele söz konusu olan Muzaffer'se. Muzaffer öyle bir anda parlar, ortalığı yıkıp döker ama... 5 dakika sonra da pişman olup içine atar üzüntüsünü. Ya 40 yıllık ortağımı tanımaz mıyım ben? Senin 40 yıllık ortağınsa bu kızın da 40 yıllık abisi. Bu kadar üzülmesi boşuna mı canım? Canım onu demek istemedim elbette. Bakın ben yarın
Bir aklını başına al Muzaffer konuşması çekerim. Her şey nasıl yoluna girer görürsünüz. Zeki Bey lütfen. Çok rica ediyorum sakın böyle bir şey yapmayın. Araya aracılar koydurup kendimi affettirmeye çalışıyormuş gibi görünmek istemiyorum. Niye Halideciğim? Ne sakıncası var? Ya sonuçta siz hasım değil, abi kardeşsiniz. Israr etmesene Zekai. Kız istemiyorum diyor işte. İyi. Şimdi seni güzel bir uyku paklar. Hadi gel, sana yatacağın yeri göstereyim. İyi geceler Zekai Bey. İyi geceler. Vallahi şekerim, kale mi desem, şato mu desem, bir bina. Yanında da bir adam duruyor. Aa, vallahi Muzaffer bu. Bak. Yapma Allah aşkına. Muzaffer kız. Al işte boy poz filan. Hık demiş burnundan düşmüş yeminle. E'si kale yanında Muzaffer. Abin son derece güvenilir, sağlam bir insan demek. Durup durup aynı yere geliyorsun Neriman. Az evvel de güvercin çıktı, çok mutlu bir haber. Barışma olacak demiştin. Ama sende de ne inat varmış şekerim. Biraz alttan alsan fena mı olur yani? Ben mi alttan alacağım? Hı. O beni evden kovdu. Bütün bunların üstüne ayağına kadar gidip beni affetmesini mi isteyeceğim? Madem öyle, bak biz şöyle yapalım. Şimdi yarın Zeka ile Muzaffer bir av partisi düzenleyecekler. Hanımlar da davetli, piknik gibi. Sen de gelirsin. Bir fırsat çıkar, abinle konuşur, barışırsınız belki ha? Olmaz. Of Halide. Niye işi bu kadar yokuşa sürüyorsun anlamıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.